Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Kübra Hanım, hoş bulduk. İlk soruyu ben sorayım müsaadenizle. Neler oluyor? Çocukluğumdan itibaren siyasetin içerisindeyim. 1980 darbesini gördüm. Gazi Osman Paşa'da bir evimiz vardı. İlkokul, ortaokul, lise. O zaman İstanbul'u her sokakta lambanın olduğu bir İstanbul değildi tabii. Bizim neslimiz çok çekmiş bir nesil. Nazlı Sokak'tır bizim sokağımız. Sokağımızın girişinde bir kişiyi taradıklarını ve öldüğünü gördüm. Bir siyasal kadastrasyon gördüm. Bir tasarım, bir kötü plan. Neredeyse herkese ipiniz elimde diyor ve bir sessizlik hakim. Neden sessizlik hakim? Bir anlatayım, bu soruları ne olursunuz yazın, hepsini sorarsın. Türkiye'de organize suç çeteleriyle mücadele etmişiz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Yağış yanı başımızda. Dert Recep Tayyip Erdoğan. Yıl 2015. Ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Başbakan Ahmet Davutoğlu. AK Parti çoğunluğu elde edemedi. Sayın Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin iktidarı için canıraş bir mücadele yaptı. Bugün 2015'te 2021'e nasıl geleceksin? Yani evet, yani çünkü programında... Herkes Karar Yönetim Kurulu toplantısında hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum dedi. Yani Sayın Başbakan, partinin MK üyelerini dinletiyor muydu? Bir yere getireceksin. Getireceğim. Şimdi bu soru olan biteni Sayın Bakan... Şunu bir tamamlayayım mı? Birileri devreye girdiler. Bu sorunun cevabını bana verin. Efendim bizim size soru sormamız lazım. Erhan Tuncel. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Bir soru sorabilir miyim? Ben şunu anlatayım, siz sorularını soracaksınız. 15 Temmuz'da Türkiye'deki terörist sayısı 2850 ile 3000 arasıydı. Şu anda kaç? 260. Müsaade ederseniz ben bunu ifade edeyim. Benim telefonum 1994, 2000 kaçtayız şimdi? 21. 27 yıldır aynı telefon. Ben doğru yol pastası siyaset yaptım. Şimdi yaklaşık 42 dakika sizi dinledik. Onun için çok soru var. Tecavüz etmiş bir kıza. Karakola gidiyor, emniyete teşhis ediyor. Budur diyor. Dosya orada kapanıyor. Aynı Sedat Peker 2015'te Rize'de benim şehrimde miting yaptı. Sayın Erdoğan'ın fotoğrafıyla kendisinin fotoğrafını yan yana koydu. AK Parti'den bir kişi bile burada ne işi var deme. AK Parti'nin kanallarında doğum günü canlı yayınlarda kutlandı. Bir başkası iftarına davet etti. Bu 2013'teki tecavüz davası bilinmiyor muydu? Mafya olduğu bilinmiyor muydu? 355 organize suç çetesini çökerttik. Bonza içen çocuklar zombi gibi her tarafta duruyorlardı. Sayın Bakanım, bir daha sormak isterim. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? AK Parti iktidarı döneminde 2015'ten 2018'e kadar Sedat Peker AK Parti fotoğrafının hepsine girdi. Sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li milletvekilinin attığı tweet'i sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Örneğin Kutlu Adalı cinayeti. Diyor ki Korkut Eken benden profesyonel bir tetikçi istedi. Ben de kardeşimi verdim. Şimdi kardeşi tutup gözaltına alındı. Fakat Korkut Eken duruyor. Mehmet Ağar yerinde duruyor. 95'te de sigorta şirketim var. Benim bir jipim vardı, Kia Jip. Çorum'da gece bir yarısı eksi 4 derecede, 5 derecede gittiğimiz insanlar söylesin. Balıkesir'deki arkadaşlarım söylesin. Sorduğunuz her soruya cevap veriyorum. Tayyip Erdoğan bu ülke için büyük bir fırsattır. Peki Sayın Ağar'ın bir marinada görev alması doğru mu? Zinhar doğru. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırım. Ya benim hayatta en çok sevdiğim işlerden bir tanesi. Odamda otururken okuyazıcının sigorta poliçesi kesmesi de hoşuma gider. Ben siyasetçi... Dönüş bileti mi diyor sizin için? Ben ya bir anlaşma olduğuna dair bir ortada bir hava var. Cevap vereceğim. Bakın burada kimler var? Bunun adı Loto Gulli. Dünyanın en önemli 12 mafyasından birisi. Şurada Mindia var. Başımın belası Gürcü. Niye size dönüş bileti Bakın, diyor efendim? Bakın cep telefonunu bana getirin. Getirin şu cep telefonumu. Hadi Özışığı ben 30 yıldır tanırım. Memlekette sattın, bizde sattın dedim. Mehmet Peki. Akif Ersoy. Soru. Efendim bu hususla ilgili ben... Şuraya neden... bakar mısınız? Yalan. Böyle koskoca arabalar, 50-60 tane adam. Hepimiz böyle, biz efendi adamlar böyle geriye çekildik. İnanın izleyiciler şey bir saniye yapıyorlar efendim. Yani biz yarın televizyonlarda anlatırız derdimizi de. Yani siz cevap vermemiş olursunuz. Karabağ'da, yok ben veriyorum cevabı canım. Hangi birinizin hangi sorusuna cevap vermedim hepsini sorun. Karabağ'da biz varız. Suriye'de biz varız. Kuzey Irak'ta biz varız. Girişte... Yapacağı bir tek şey var. Bu suç örgütü liderinin, burada söylüyorum. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Peki burada, ben sorumu sorabilir miyim sana? Evet. Burada bir saniye bir şey daha söyleyeceğim. Beyaz Ateşli neredeyse hiç soru soramadı. Diyor ki ben bu arabayı kiraladım diyor. Almanya'nın derin devleti güçlüdür biliyorsun. Ayda 10 bin dolar Sedat Peker'in para verdiği siyasi çıkıp. Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam, Silivri meselesi. Söyleyeceğiz bir saniye arkadaş. Şu kirli bilgi rotasını görüyor musunuz? Benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri. Cevap veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Şu durumda siz, yani şikayetçi olsanız da savcılar sizi soruşturamaz. Sayın Bakan, yargının önünü açmak için istifa etmeyi düşündünüz mü? İsmail Bey, niçin, neden mesela söyler misiniz? Bakın, Kolombiya'da geçen yıl 4.9 milyon ton kokain elde edildi. Orada kaldı. Aynı zamanda Panama'da da geçen haftalarda yine 600 paket herhalde. Ya bir şey söyleyeceğim, bana müsaade eder misiniz? Hep siz beni şey yaptınız. Şu adamı bir anlatmam lazım size.
şu Ali Tarakçı'nın gazetesini bir anlatmam lazım. Şimdi Adalet Partisi binası burada. Doğru Yol Partisi binası da aynı yerde. Bunların da burada ofisi var. Biz Gaziosmanpaşa'dayız. Gaziosmanpaşa'yı göçmenlerle Karadenizler. Sayın Binali Yıldırım'ın oğlu uyuşturucu ticaretinde rol aldığına dair bir iddia. Ya kim iddia ediyor bunları? Sayın Bakan. Türk devlet şimdi, hayatının yüz karası şimdi bir iş. Bakın yapmayın bunlar milyonlarca insan tarafından bakın, izleniyor bu rica videolar. Ediyorum bakın milyonlarca insan izliyor ya. Sayın Soylu var mı bir son sözünüz? Şöyle söyleyeceğim. Burada arkadaşlarımız işlerindeki bütün soruları ortaya koydular. Biz bunları izah etmekle mükellefiz. Tamam. Veled dalin amin.